Götürelim. Götürelim hocam. Hadi götür de gel. En çok neti kim yapmış? Barın herhalde. Barın herhalde. Peki. Hey güzel, hoş. Fiziği full yapanlar. Göreyim. Fiziği full yapanlar çocuklar. Fizik var ya. Hani fizik, ben anlatıyorum. Arada bir. Yok. Niye yok lan? Tüm soruya baktıysanız, he? Günaydın. Tüm sorulara baktıysanız fizik niye full değil? Fizik 7 doğrusu olan var mı peki fizikte? Yok. Günaydın. Senin fizik full mü? Maalesef. Allah'ım yarabbim yapıyor ya. Hayır bebişim tabii ki değil. Hangi soruyu kaçırdınız? Ne sorusunu yapamadınız? Dayanıklılık. Aferin. Sen? Yüzey gerilimli bir soru vardı. Yüzey gerilimli Çevik soruyu. alan. Sen de mi yüzey gerilimli? Tamam. Öbür sorular nasıldı? Rahat mıydı? Yaptınız mı? İyi. Güzel. Hoş. Ne güzel. İyi misiniz? Ha? Problem var mı? Yok. Aferin size. O zaman başlayalım mı? Ha? Derse başlayalım mı? Hazır mısınız derse? Bari buna cevap verin. Hazırız hocam. O oğlum sen başka bir şey hazırmışsın gibi bağırıyorsun. Olsun. Ben ona da hazırım. Evet. Evet. Dediğim gibi artık biraz daha soyut olan bir konu bütününe, konu yığınına geldik. Oradan devam edeceğiz. Bu konuların ilki sağ ol yavrum. Elektrik alan. Electric field. Şimdi fizikteki alan kavramı şeydeki günlük hayatta kullandığımız alandan birazcık farklı. Temel mantık olarak kapsanan bölüm olarak düşünebilirsiniz ama biraz da farklı ifadeler var. Şimdi şöyle bir şeyden başlayacağım. 1800'lü yıllarda Faraday diye bir abi var. Duymuşsunuzdur adını. Faraday şöyle bir ifadeyle başlıyor bunun teorik çalışmasına. Şimdi diyor ki ben bunu hep derslerde de örnek olarak söylerim. Mesela ben her birinize bakarak konuşuyorum. Derste bir şekilde iletişim kurarken, birine soru sorarken ona yönelip soru soruyorum. Çünkü belirli duyu organlarıyla donatılmış durumdayız. Dolayısıyla ben kimin nerede olduğunu bilerek mesela ona doğru konuşuyorum. Ya da sinirlendim mesela yumruk atacağım. Değil mi? Gidip ona doğru yumruk atarım. Yani mal gibi sağa sola yumruk sallayıp da denk gelirse çok mutlu oldum falan demezsin. Değil mi? Sebep artık şu. Ben bahsettiğim ya da yönelime geçtiğim kişinin ya da nesnenin orada olduğunu biliyorum, anlayabiliyorum duyu organlarım sayesinde. Peki, şimdi elektrik kuvvette şöyle bir problem var Faraday'ın düşüncesine göre. Peki ya bir elektron başka bir elektronun orada olduğunu nereden biliyor ve ona kuvvet uyguluyor? Ya da bir elektron başka bir cismin yüklü olduğunu nereden biliyor? Aralarında böyle bir alışveriş, bilgi alışverişi olmadığı durumu düşünürsek, başka bir yüklü cismin orada olduğunu nereden biliyor ve ona nasıl kuvvet uyguluyor? Ya da bir yüklü cisim diğer yüklü cismin artı yüklü mü eksi yüklü mü olduğunu nasıl ayırıyor da onu itmesi ya da çekmesi gerektiğine karar veriyor. Bunlarda herhangi bir duyusal alışveriş olmadığına göre
Bizim gibi insanlar gibi ya da hayvanlar gibi bir beyni ya da duyu organları olmadığına göre onların birbirini algılayışı bizimkinden farklı olmalı. Bunu nasıl yapabilirler şeklinde bir düşünce. Burası yeterince açık değil mi? Bakın alan kavramını anlamak için bu sorular gayet temelde bulunan sorular. Nasıl olur da bir cisim başka bir cismin orada olduğunu, o cismi çekip çekmemesi gerektiğini ya da o cisme uygulayacağı kuvvetin nasıl olur da aynı doğru üzerinde kalması gerektiğini anlar, algılar ve buna göre kuvvet uygular şeklinde soru işaretleri. Bu soru işaretlerine şöyle cevap buluyor. Aslında cisimler kendileri yüklü olduklarında etraflarında bir bölge oluştururlar. Etraflarında bir alan oluştururlar. Oluşturdukları bu alan kendi etraflarındaki uzayı doldurur. Yüklü olan başka bir cisim kendi yüküne özgü olarak ikinci bir alan oluşturur. Onun oluşturduğu alanda etrafındaki uzayı doldurur. Dolayısıyla cisimler belirli etkileşim mesafesine geldiklerinde işte bu alanlar etkileşir ve bu alanların etkileşimleri sayesinde cisimler birbirlerine kuvvet uygulamış şeklinde bir açıklama var. Gayet de güzel ve olayı açıklayıcı bir temel ifade. Uzun yıllar boyunca da bir paradigma olarak olayı anlatabilen bir açıklama bütünüdür. Ve hala biz şu anda doğruluğunu kabul ederek bunun devam ediyoruz. Pratikte de işliyor. Günlük hayatta kullandığımız birçok aletin temel felsefesinde, elektromanyetizma olan aletin felsefesinde bu bilgiler hala geçerlidir diye işlem yaparız, düşünürüz ve sonuca ulaşırız sevgili arkadaşlar. Anlatabildim mi? Tamam. Şimdi o zaman elektrik alanı şöyle de ifade etmek lazım. Bir cismin aslında yüklü bir cismin etrafında oluşturabildiği etki alanı, etki bölgesi diye bakabilirsiniz. Tamam. Bunun temel olarak bir şeyini yaparsanız, tanımını yaparsanız şöyle de diyebilirsiniz. Yüklü bir cismin etrafında oluşturduğu etki bölgesi olarak düşünebilirsiniz bu elektrik alanın var olduğu bölgeyi. Şimdi biraz daha spesifik bir tanım yapmak durumunda kalırsak şöyle bir şey ifade etmiş oluruz. Bu Faraday'ın konuşmasına dayanarak söyleyebilirsiniz. Bir elektrik alan bir şekilde oluşturulmuş olsun. Bir şekilde yüklü parçacıklar elektrik alan oluşturmuş olsunlar. Başka bir yüklü parçacık bu elektrik alana girdiğinde o elektrik alanın özelliklerine bağlı olarak kendi üzerine kuvvet uygulanmış olacak. Bu kuvvet bizim bildiğimiz elektriksel kuvvet, Coulomb kuvveti. İşte biz elektrik alan şiddetini bu anlamda düşündüğümüzde şöyle tanımlarız. Aslında orada gerçekten bir kuvvet yok ama orası o cismin oluşturduğu, yüklü cismin elektrik alanıyla dolu. Elektrik alan dediğim şey böyle kütleli ya da belirli bir yoğunluğu, belirli bir şey olan bir durum olarak, nesnel bir şey olarak düşünmeyin. Tamam? Etraftaki uzayın özelliği olarak düşünün bunu. Oraya yüklü bir parçacık girdiğinde o yüklü parçacık alan sayesinde bir kuvvet hissediyor, çok yaşa diye düşünebiliriz. İşte biz elektrik alanı bu şekilde düşündüğümüzde şöyle bir tanıma ulaşıyoruz. Elektrik alan pozitif bir kulomluk yüke sahip, cisme uygulanan ya da uygulanacak olan elektriksel kuvvet, kulom kuvveti şiddetine elektrik alan şiddeti denir o noktadaki. Tamam, tanımlamamız bu olacak. Biz diyeceğiz ki bir noktadaki elektrik alanı soruyorum ben sana. Dediklerinde ha tamam, eğer bu noktada bir kulomluk, pozitif bir kulomluk yük varsa o yüke uygulanacak olan kuvvet ne kadardır işlemini yaptığımda ben oradaki elektrik alanı bulmuş olurum diyeceksiniz. Tamam? Evet. Hocam hani biz şeyin konunun başında hani
işte küre etkili elektriklenmeyi yaparken, küreyi yaklaştırırken bir etki alanı yapıyor. Orada elektrik alandan dolayı mı bağlı? Evet, tabii. Bütün hepsi zaten elektrik ve manyetizma ile ilgili tüm bilgilerimiz hem elektrik alan hem de manyetik alanla ilişkili olacak. Şöyle diyebilirsiniz daha başarılı bir tanımı. Pozitif birim yüke. Yani artı bir kulombluk yük uygulanan ya da uygulanacak elektriksel kuvvet şiddetine o noktadaki elektrik alan şiddeti denir. Tamam. Elektrik alan şiddeti neymiş? Belirli bir noktadaki elektrik alanı bulacaksam o noktadaki bir kulombluk yüke, o noktaya yerleştireceğim bir kulombluk yüke uygulanacak olan elektriksel kuvvet şiddeti olarak düşünebilirsin. Bunu sevgili arkadaşlar kütle çekim alanıyla da karşılaştırabiliriz. Mesela diyoruz ya biz dünyanın kütle çekim alanı. Dünyanın kütle çekim alanı deyince neyi anlıyoruz aslında? İşte cisimlere kütle çekim kuvveti uygulayacağı yeri anlıyoruz. Kütle çekim kuvveti uygulama bölgesini anlıyoruz. Aslında mesela şöyle düşünün. Dünyanın etrafındaki uzayın tamamı kütle çekim alanıyla dolu. Tamam? Ama biz herhangi bir şekilde o doluluktan kaynaklı bir yoğunluk hissediyor muyuz? Hayır. Ancak ve ancak neyi hissediyoruz? Biz o alan sayesinde bize uygulanan kuvveti hissediyoruz. Ona da biz ağırlık diyoruz. Tamam? O zaman dünyanın çekim alanıyla etkileşim ya da benzerlik kurarak da bu işin sonucuna ulaşacağız birazdan. Tamam? Elektrik alanı şu tanım çerçevesinde düşünürsek. Bakın şöyle bir şey olmuş oluyor. Dikkat edin. Şurada bir Q yüklü cisim var. Diyelim. Karşısında belirli bir uzaklıkta ikinci bir Q yüklü cisim var. Olsun. O zaman bu Q yüklü cisimlerin aralarındaki mesafede D kadar olsun. Bu durumda bu iki cismin arasındaki elektriksel kuvvet F elektriksel eşittir K çarpı Q1 Q2 bölü D'nin karesi şeklinde ifade ediliyor bize Coulomb yasası sayesinde. Değil mi? Şimdi elektrik alan tam olarak şunu söylüyor bakın. Diyor ki bu yük, bu birinci yük, ikinci yüke bir kuvvet uyguluyor. Ama ikinci yük orada olmasaydı, birinci yükün orada oluşturacağı etki ne olurdu? İşte bu soruya verdiğiniz cevap elektrik alan şiddeti olacaktı. Dolayısıyla şöyle bir Q yükünün D kadar uzaktaki bir A noktasında oluşturacağı etki şiddeti F elektriksel yerine elektrik alan olacaktır. Elektrik alanı biz E ile gösteriyoruz. Elektrik alan dediğim şey de bakın ne diyor tanım? Birim yüke artı bir kulombluk yüke uygulanacak olan kuvvet. Sanki A noktasında artı bir kulomb yüke sahip bir cisim varmış gibi kuvvet yazabilirim o zaman. Demek ki K çarpı Q çarpı 1 bölü D'nin karesi şeklinde ifade edebilirim. Ancak sevgili arkadaşlar burada gerçekten bir kulomb yok. Burada ikinci bir yük yok. İkinci bir yük olursa bu da kuvvet olur. Elektrik alan kendisi bir kuvvet değildir. Tamam? Alan dediğimiz şey aslında birim parçacığa uygulanacak olan kuvvetin şiddetini anlatan ifadedir diye konuşuruz. Bunu sevgili arkadaşlar şeye benzetirsek, dünyanın çekim alanına, çekim kuvvetine benzetirsek. Bakın şöyle bir şey, maviyle yazayım. Bu dünya, işte buradan belirli bir uzaklıkta bir cisim var. Cisim. İşte o zaman ikisi arasındaki kütle çekim kuvveti, aralarındaki mesafe D kadar olsun. Şöyle. Dört temel kuvvette konuşmuştuk bunu. Aralarındaki çekim kuvvetine biz
F çekim ya da o cismin ağırlığı diyebiliriz, fark etmez. Şöyle söylüyoruz, bir sabit sayı çarpı dünyanın kütlesi çarpı cismin kütlesi bölü aradaki mesafenin karesi şeklinde ifade ediyoruz zaten. Eğer orada gerçekten bir cisim olmasaydı, o cismin yerine başka bir hani illa da bir cisim olması gerekmeden ben burada bir kiloluk cisim koyduğumda oluşacak olan kütle çekim kuvvetini hesaplasaydım o zaman şöyle bir sonuca ulaşırdım denklemsel olarak. Bu dünyanın kendisi, şuradaki çekim alan şiddetini merak ediyorum. Burası D kadar mesafe, bu M dünya kadar kütle. O zaman çekim alan şiddeti G eşittir. G çarpı M dünya bölü D'nin karesi demiş olurum. Bu sefer de dünyanın çekim alanı dediğim çekim ivmesi değerine ulaşmış oluyorum. Ne demekmiş bu çekim ivmesi? Demek ki şuraya bir kiloluk cisim yazsaydım ona uygulanacak kütle çekim kuvvetini anlatıyormuş bana. Gördünüz mü? Elektrik alan şiddeti bir kulombluk yüke, birim pozitif yüke uygulanacak olan kuvvetin büyüklüğüyle ilgili. Dünyanın çekim alan şiddeti, ona da biz çekim ivmesi diyoruz. Hani 10 diyoruz ya, G eşittir 10 alınacak bu soruda. İşte bizim söylediğimiz şey şu, bahsedilen bölgede, o bölge içerisinde bir noktaya bir kiloluk cisim koyarsan 10 Newton'luk kuvvet uygular dünya ona demek istiyoruz. Gördünüz mü? Kütle çekim için, kütle çekim alan şiddeti yani çekim ivmesi de bir kiloluk cisme uygulanan kuvvet anlamına geliyor. Tamam, kuvvetin büyüklüğü anlamına geliyor. Bu şekilde düşünürseniz biraz daha mantıklı oluyor. Yalnız lütfen dikkat edin, dünyanın çekim alanını incelerken, mesela benim şu kalemimin tam ucundaki noktada, dünyanın çekim alanı ne kadar? Biz diyelim ki 10. Burada dünya bir şeye 10 Newton'luk kuvvet uyguluyor anlamına gelmiyor. Orada bir şey yok ki. Nasıl uygulasın? Zaten kütle çekim kuvveti ikinci bir kuvvet, ikinci bir kütle olduğunda ancak işleme alınabilen bir kuvvet. Ama burada dünyanın çekim ivmesinin ya da çekim alan şiddetinin 10 olduğunu söylemek, dünya orada öyle bir etki bölgesi oluşturuyor ki oraya 1 kilogramlık cisim koyarsan üzerine uygulanacak olan kuvvetin değeri 10 Newton'dur demeye çalışıyor. Gördünüz mü? Elektrik alan da böyle bir şey. İki cisim birbirine kuvvet uygular elektriksel anlamda. Tamam, kabul. O iki cismin birbirine uyguladığı kuvvet tabii ki de yüklerinin çarpımıyla doğru orantılı. Tabii ki de mesafenin karesiyle ters orantılı. Ama elektrik alanı düşünürken ikinci noktada ben şunu hesap ediyorum aslında. Bu Q yükü A noktasına bir kulombluk yük koysam o bir kulombluk yüke ne kadar kuvvet uygular ifadesini oluşturuyorum. İşte bu, o bana elektrik alan şiddetini veriyor. Dolayısıyla A noktasına, bu özellikle bastırarak söylüyorum. Bakın bu bir kavram yanılgısıdır. A noktasında bir kulombluk yük var demek değildir bu. A noktasında hiçbir şey yok. A noktasında elektrik alan hesaplayabilmek için A noktasında bir kulombluk yük olduğunu söylemek doğru değildir. Ama büyüklüğü hesaplarken, bakın şuradaki elektrik alan şiddetine bakın. İkinci yükü bir kulombmuş gibi hesap ettiğinizde belirli bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla insanlar daha somut bir sonuca ulaşabilmek için sanki orada bir kulombluk yük varmış gibi hadi bakalım bir şey yapalım, işlem yapalım. O büyüklük bana elektrik alanı göstersin şeklinde konuşuyorlar sevgili arkadaşlar. Tamam. Lütfen ama lütfen buraya çok şey yapın, önem verin. Elektrik alanın bir noktada büyüklüğünü bulmak için orada gerçekten bir yükün olması gerekmiyor. Ama o noktanın yakınlarında bir yükün olması gerekiyor. A noktasında elektrik alan varlığı için A noktasında bir yük aramıyorum. A noktasını etkileyecek, A noktasında etkisi önemli olabilecek şekilde yakınlarda bir yük olması yeterli. A noktasında artı bir kulomb yük olmasına gerek yok. Tamam. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Peki,
Şimdi şu ikisini düşündüğümde, o zaman bana şöyle bir sonuç veriyor bu sevgili arkadaşlar. Bakın, A noktasına koyduğum bir kulomblu yüke uygulanacak olan kuvvet bu kadar. Peki, A noktasına iki kulomblu yük koysam, o zaman iki tane bu kadar kuvvet uygulanır. A noktasına 17 kulomb koysam, 17 tane bu kadar kuvvet uygulanır. A noktasına peki Q kulomb koyarsam, Q çarpı bu kadar kuvvet uygulanır. Gördünüz mü? Madem elektrik alan bir kulomblu yüke uygulanacak olan kuvvet büyüklüğünü anlatıyor, o zaman elektrik alanın E kadar olduğu bir noktaya ben Q büyüklüğünde bir yük koyarsam, Q çarpı E kadar kuvvet oluşmuş olacaktır demiş oluyorum. Tamam, gördünüz mü? Bu ikisini düşündüğümde o zaman elektriksel kuvvetin eşittir Q çarpı E olması gerektiğini söylerim. Ki buradaki E dediğim şey elektrik alan şiddeti. Elektrik alan şiddeti. Bu Q dediğim şey de elektrik alan içine konulan cismin yükü demiş oluyorum. Zaten şu da elektriksel kuvvet ya da kulomb kuvveti diyebilirsiniz. Hocam Q kulomba eşit değil değil mi? Kulomb? Kaç kulombsa? 3 kulomb diyebilirsin. 10 üzeri eksi 7 kulomb neyse artık. Kaçsa. Yani şöyle de düşünmeyin. Buraya Q kulomblu yük koydum. Elektrik alanına çarpıyorum. Elektriksel kuvvet kesin elektrik alandan büyüktür diye düşünmeyin. Q birden küçük bir sayı da olabilir. Tamam mı? Onun için bir noktada elektrik alanı verdim. Oraya koyduğum cisme uygulanacak kuvvet bundan daha büyük olmalı gibi bir karşılaştırma içine girmeyin. Peki burada bir birim analizi yaparsak. Elektriksel kuvvetin birimi Newton. Eşit olmalı yükün birimi kulomb çarpı elektrik alan derseniz elektrik alanın birimi denktir Newton bölü kulomb ifadesine demiş olursunuz. Tamam? Şimdi burası bize bu ifade bize ne anlatıyor? F elektriksel eşittir Q çarpı elektrik alan şiddeti. Bakın denklemdeki Q, yük, skaler bir sayı. Değil mi? Pozitif veya negatif olabilen skaler bir sayı. Dolayısıyla bu herhangi bir şekilde bana yönelim belirtmiyor. Bu sadece büyüklükle ilgili bir katsayı gibi davranıyor denklemde. Ama bakın denklemin sol tarafı bir vektör. Değil mi? Elektriksel kuvvet bir vektör. Peki o zaman karşı tarafın da vektör olması lazım. Bu durumda elektrik alanın da bir vektör olması gerektiğini söyleyebilirim. Elektrik alan şiddeti vektördür sevgili arkadaşlarım. Güzel. Burada elde ettiğimiz ilk önemli nokta şu. Elektrik alan vektördür ya da vektöreldir. Güzel. Peki madem vektörel, o zaman artık şunu düşüneceksiniz sevgili arkadaşlar. Vektörel bir nicelikle ilgili işlem yapıyorsanız kesinlikle vektörel işlem yapacaksınız. Yöne bağlı işlem yapmak zorundasınız. Bir noktada elektrik alan bulurken sadece büyüklüğünü bularak işlem yapamazsınız. Ya da bir noktayı birden fazla yük etkiliyorsa, birden fazla elektrik alan oluşturan etrafta cisim ya da sistem varsa bunların oluşturduğu elektrik alanları ayrı ayrı bulduktan sonra cebirsel toplama yapamazsınız. Cebirsel fark alamazsınız. Yapacağınız işlemin kesinlikle vektörel olması lazım. Vektörel yapmıyorsanız zaten yanlış yaparsınız. Tamam. O zaman şöyle diyorum. İşlemler vektörel yapılır. Kesinlikle yapılır ve yapılmalıdır. Peki, o zaman bir vektörden bahsediyorsam, artı ve eksi işaretler ne anlama gelir?
Bu sadece yönü belirtiyorum anlamına gelir. Artı ve eksi, benim seçtiğim yön, skala ya da cetvel, her neyse o, doğrultu, biri bu tarafa doğru, biri bu tarafa doğru anlamına geliyor. Dolayısıyla elektrik alanla ilgili yaptığınız işlem sonucunda negatif sayılar buluyorsanız, bu o negatif sayıların küçük olduğu anlamına gelmez. O negatif sayıların sadece seçilen tarafın tersine doğru ya da pozitif seçilen taraf neresiyse onun tersine doğru yönelmiş olduğunu anlatır size. Bu bize üçüncü ifadeyi söylüyor. İşaret büyüklüğe dahil değil, yalnızca yön belirtir. Yani şöyle bir şey, elektrik alan şiddetini bir yerde E1 eşittir eksi 9 Newton bölü Coulomb buldun. Başka bir yerde elektrik alan şiddetini E eşittir artı 6 Newton bölü Coulomb buldun. Başka bir yerde elektrik alan şiddetini E eşittir E2 E3 eşittir 0 Newton bölü Coulomb buldun. O zaman demek ki senin sıralaman şu olacak. E1 büyüktür E2 büyüktür E3 olmalıdır. Yani sayı doğrusu üzerindeki sayıları karşılaştırmıyorum. Benim yaptığım şey ne olmalı? Büyüklüklerini karşılaştırıyorum olmalı. Dolayısıyla işaret sadece ve sadece yönelimle alakalı bir durumdur. Bir durumu ifade ediyordur bana diyeceksiniz. Evet. Şu mu? Evet. Elektrik alan, neredeki elektrik alanla ilgileniyorsan o noktaya konulan yük demek. Bu şöyle düşünün. Herhangi bir noktadaki elektrik alanı hesapladınız. Tam o noktaya Q büyüklüğünde bir yük koyarsanız o noktadaki Q büyüklüğündeki yüke uygulanacak olan elektriksel kuvvet anlamına gelir. Tamam? Anlaştık mı? Teorik bir çalışmadır kendisi. Evet. Yüklü bir cisim tam olarak merkezindeki elektrik alanı sonsuz mu? Onu çalışacağız. Göreceğiz. Onu ezberlemenizi istemiyorum. Yavaş yavaş geleceğiz ona. Yüklü cismin etrafında ve merkezinde, içinde oluşan elektrik alanla ilgili konuşacağız. Güzel. Elektrik alanı teorik olarak bir miktar anladığımızı düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi olay biraz değil, tamamıyla soyut bir şey. Yani etrafta gözleyemezsin, etrafta göremezsin, durduk yere fark edemezsin ya da bir canlının, bir insanın, bir başka bir şeyin algıladığı bir şey değildir. Sadece oluşmuş olan kuvveti hissedersin, eğer kuvvet oluşuyorsa. O da o kuvvete maruz kalıyorsan ya da kuvvete maruz kalan cisim sana etkide bulunuyorsa o zaman görürsün, anlarsın. Bunun dışında elektrik alanı durduk yere anlama gibi bir şeyimiz yok, özelliğimiz yok. Dolayısıyla çok soyut geliyor bize bu olay. Sanki böyle şey, olan biri atmış, biz de ona inanıyormuşuz gibi geliyor. Onun için bilim adamları şey yapıyor, bunu herkes daha iyi anlayabilsin diye bir modelleme oluşturarak üzerinde çalışıyorlar. Oluşturdukları modellemeye biz ne diyoruz biliyor musunuz? Elektrik alan çizgisi diyoruz. Şimdi bu elektrik alan çizgisinden bahsedeceğiz ama önce bu elektrik alanın, hani şurada söyledim ya, Q yüküne uygulanan kuvvet ya da oraya bir kulomluk yük koyduğumda oluşan kuvvet, vektörel işlem yapmalıyız. Kısacık oradan bahsedeyim, ondan sonra asıl alan çizgilerine geçeceğim. Bak şöyle bir şey söylüyorum. Bir noktadaki elektrik alanı hesaplayacağım. Bakın şurada bir cisim var diyelim. Q yüklü bir cisim. Şöyle bir noktada, A noktasında elektrik alan hesaplayacaksam EA eşittir. Siz de artık biliyorsunuz ki K çarpı Q bölü D'nin karesi diyeceksin. Şimdi güzel çocuğum, hemen şu gelmeli aklına. Ya hocam sen birazdan beri bu elektrik alana vektör diyorsun kardeşim.
Vektör diyorsan bunu söyleyip yazarak kurtulamazsın bizden. Bunun bir yönü olması lazım. Hele gel bakayım sen bunun bir yönünü söyle. Ben buna ikna olmadım. Demen lazım. Ben dedim tabii ki yavrum olur. Hemen yönünü de söyleyelim. güzel çocuğum biz tanım olarak artı bir kulomluk yüke uygulanacak olan elektriksel kuvvet şiddeti demedik mi elektrik alana? O zaman işlem yaparken işte burası kavram yanılgısı oluşturuyor. İşlem yaparken sanki A noktasında artı bir kulomluk yük varmış gibi düşünürseniz o zaman uygulanacak olan kuvvetin yönünü dolayısıyla da elektrik alan şiddetinin yönünü bulmuş olursunuz. Eğer şuradaki yük artı Q yükü ise o zaman A noktasında oluşacak olan elektrik alanın A diyeyim. Şöyle Q yükünden dışarıya doğru olması gerektiğini rahatlıkla görebilirsiniz. O zaman bir tek noktada elektrik alan hesaplayacaksan o noktada sanki artı bir kulomluk yük varmış gibi işlem yapabilirsin. Ama gerçekte öyle bir yük yok orada. Tamam mı? Öyle bir yük olsa zaten oradaki bu çizdiğim vektör kuvvet olurdu. Elektrik alan bir kuvvet değildir. Peki şey olsa şöyle yapayım. Mesela şurada bir Q1 yükü var. Şöyle bir A noktası var. Hatta bu yük artı yük. Şurada bir B noktası ve B noktası diyorum. Q2 yükü var. Ama bu Q2 yükü de eksi yük olsun. Tamam. Bana diyor ki A noktasındaki elektrik alanı hesapla güzel kardeşim diyor. Tamam. Sen hemen şöyle diyeceksin. Hani biz basit makinelerde belirli işler, belirli olaylar yapıldığında birlikte sanki bu olaylar tek başına, tek tek yapılıyormuş gibi silsile halinde işlem yapabiliriz diyorduk ya. Burada da A noktasında tek başına Q1 yüklü cisim olsaydı nasıl elektrik alan oluştururdu? A noksunda tek başına eksi Q2 kadar yüklü cisim olsaydı nasıl elektrik alan oluştururdu? Deyip işlemlerini yapacağım. Ondan sonra madem ikisi birde var, ikisi birden bu sistemde etkili. O zaman A noktasındaki bileşke elektrik alan bu ikisinin oluşturduğu vektörlerin bileşkesidir diyerek devam edebilirim. Bakın şöyle söylemiş oluyorum. A noktasında Q1 yüklü hatta bu artı Q1 yüklü cismin oluşturacağı elektrik alan şöyle E1 olsun. A noktasında yine eksi Q2 yüklü cismin oluşturacağı elektrik alan da şöyle E2 olsun. O zaman şu açı eğer alfa açısıysa benim için A noktasındaki elektrik alan hesabı vektörel olarak E1 ve E2'nin toplamıyla bulunacak olan vektör olmalıdır derim. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Gördünüz mü? Anlaştık mı? Evet. Hadi ikinci ders devam ederiz. Hocam bunu yazın ya. Evet.